Merhaba arkadaşlar. Bugün Ape Tools'tan bahsedeceğiz ve ön satışa çıkacak olan Tape Token'dan bahsedeceğiz. Öncelikle yarın 21.00'da burada ön satışa katılabiliyorsunuz ve bu 0.05 BNB ve 0.1 BNB arasında Tape Token'ı alabiliyorsunuz. Ben aşağıya linklerini koyacağım. Bu sayfalara ulaşma linkleri koyacağım. Bir de form var arkadaşlar. O formun linkini de koyacağım. O form Twitter adresi üzerinde burada gördüğünüz bir form. Buna katılabilmek istiyorsanız bu linkteki formu doldurmanız gerekiyor. BSC adresiniz, Binance Smart Chain adresinizi buraya girmeniz gerekiyor önceden. O da nerede arkadaşlar? MetaMask kullanıyorum ben. Siz başka bir şey kullanıyorsanız da Trust Wallet'ta olmuyor galiba. Tam emin değilim ama MetaMask her zaman her yerde uygun. Siz buraya adres olarak Binance Smart Chain adresiniz şurada gördünüz. Ben hesap 2 diyor ama sizinkinde hesap 1 olacaktır muhtemelen. Buraya alıyorsunuz bu adresi. Buraya kopyalıyorsunuz. Bunu unutmayın. Bu formu mutlaka doldurun. Ön satışa katılmak istiyorsanız Telegram kullanıcı adınız, Twitter linkinizi buraya mutlaka kaydediyorsunuz. Bu adımları takip ediyorsunuz. Bunları tek tek yaptıktan sonra Twitter.com demiş mesela, bunu diyor ki takip et diyor. Burayı takip etmişim ben zaten. Bu adresi takip edeceksiniz. Ondan sonra geleceksiniz. Bunu tamam yaptım diyeceksiniz. İsterseniz Türkçe'ye çevirerek bir daha detaylı görelim. Telegram topluluk grubuna katılın diyor. Burada Telegram grubuna tıklıyorsunuz hemen. Bu gruba katılıyorsunuz. Telegram grubuna. Ondan sonra bunu da bitti diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz işte duyuru grubu var. Duyuru grubuna tıklıyorsunuz. Ona da katılıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz, bunu da bitti diyorsunuz. Tek tek adımları işte Twitter'da diyor şu kodu yapın diyor. Açık Twitter profilinize sabitlemiş olduğumuz bu etiketleri diyor. Kopyalayıp diyor buraya yapıştırın diyor. Benim anladığım bu yani. Çok Twitter'dan çok anlayan birisi değilim. Hatta bilen varsa da şey yapabilirler. Burada yorum kısmına yapıştırdım ben bu şekilde. Kendi Twitter'ı da diyebilir. Bilen varsa bana da yardımcı olursa sevinirim. Bunu da bitti diyorsunuz yaptıktan sonra. Topla satışı Twitter profilinize sabitlenmiştir. Tamam diyorsunuz. Ondan sonra şurada bir sayı veriyor. Bu toplamı işte kaç yapar diyor. Robot musunuz değil misiniz anlamak için. Bunu da yapıyorsunuz. Bizimle iletişime geçin diye bir adres de vermişler chat grubunda. Gönder dediğiniz zaman ön satışa katılabilmek için burası çok önemli. Bunu mutlaka doldurun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben yaptım. Hani siz de mutlaka yapın. Bunu yapmazsanız ön satışta sıranız olmayabilir. O yüzden dikkatli olalım. Şimdi buradaki Ape Tools'un amacı ne? Bu token'ın amacı ne aslında? Ape Tools arkadaşlar Coin Market Cap'te olmayan coin'lerin grafiklerini ve size alış satış pozisyonları durumlarıyla ilgili detaylı bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş bir site. Burada demo uygulaması diye bir kısım var. Tıklarsanız daha şu an demo, yani sadece nasıl bir şey olacağını göstermişler. Mesela Banana'nın burada grafiği en yüksek değerini gösterecek. Belki burada alarm olacak, işte alarm koyacaklar. İşte kaş seviyesine gelirse alarm ver gibi. Burada da yine cüzdan, şu an demo olduğu için burada cüzdanı bağlayamıyorsunuz. Cüzdan bağlayarak ne yapıyorsunuz? Buraya giriyorsunuz ve onunla ilgili bilgilerin hepsini buradan bulabiliyorsunuz. Amaç bu. Ape Tools'un amacı bu. Ape Tools'un çıkardığı token'da, Tape token'da ileride işte ön satışların olduğu bazı coin'ler olacak. Bu coin'lerde Tape token'ı kullanabileceksiniz. Tape token'ı olanlar bunları ne yapabilecekler? Ön satışına katılma hakkı tanıyacak. Projeleri bu şekilde. Yani yapabilirler, yapamazlar bilmiyoruz ama ön satışta aldığımız bir coin'in mutlaka bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bunun alış ve satışı 9'da nasıl alacağız arkadaşlar? O gün 9'da geldiğinde sayfasına gelelim.
Satış sayfası olacak burada. Şurada teyp satın alın. Bunun da ben koyacağım linkini. Satın alma sayfası burası. Şu an bizden mesela diyor ki hesap başına maksimum 0,5 BNB'lik alım yapabilirsiniz diyor. O da 12.000 civarına denk geliyor işte. Ve minimum 0,1 BNB ile alışveriş yapabilirsiniz. Alış yapabilirsiniz diyor. Ön alış yapabilirsiniz diyor. Şimdi ben mesela satın al desem burada şu an yok arkadaşlar. Boşuna siz girip de işte yetersiz kaynak diyor. Siz buraya gelirseniz zaten onayla demeyecek. Bilginiz olsun. O yüzden ben şimdi reddediyorum. Direkt zaten MetaMask cüzdanınızı bağladığınız için buraya. Burada bakın MetaMask cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor satışa katılmak için. Ben mesela şuradan çık dedim. Şu an mesela Connect Wallet diyecek burada. Siz buraya Connect Wallet dediğiniz zaman otomatik MetaMask cüzdanınız Binance Smart Chain ağı üzerinden. Binance Smart Chain ağı üzerinden buraya bağlanacak. Herkes Binance Smart Chain ağını sorabilirsiniz. Arkadaşlar şuradaki sizin MetaMask cüzdanınız zaten bu ağ üzerine kurulu. Bakın yukarıda Binance Smart Chain yazması lazım. MetaMask cüzdanınızda başka ağlar var. Mesela Ethereum ağı var. Ethereum'u bunlar kabul etmiyorlar. Çünkü çok yüksek ücretleri var. Yani siz bir coin alacak olsanız, 20 dolarlık bir coin alacak olsanız, mesela bir PancakeSwap'tan ya da ApeSwap'tan bir şey alacak olsanız, 20 dolarlık bir alıma 48 dolar, 50 dolara yakın bir ücret kesiyor. Bu yüzden Aptos da diyor ki zaten biz diyor Binance Smart Chain gibi işte işlem ücreti düşük bir alanı tercih ediyoruz diyor. Siz burada MetaMask cüzdanınızda Binance Smart Chain ağı üzerinden sürekli işlemlerinizi yapacaksınız. Buraya para aktarmak da çok basit arkadaşlar. Şuradaki adresiniz sizin bu ağa ne gönderiyorsanız başka bir coin de gönderebilirsiniz. Bu ağı seçeceksiniz. Bu sizin adresiniz arkadaşlar. Bu adresi tıkladığınızda BNB'yi alın, Boost alın fark etmez. İşte Binance'tan geliyorsunuz, çekmeye tıkladığınızda spot cüzdanı çekmeye tıkladığınızda sizden diyecek ki işte para çekme diyorsunuz. Buradan çekme diyorsunuz. BNB'niz varsa buradan tercih edeceksiniz. İşte BTC'niz vardır. Mesela çekme diyorsunuz buradan. BTC'yi çekeceksiniz diyelim ya da BNB çekeceksiniz. En uygunu BNB. Buradan adres diyecek. Siz oradaki adresinize çekmeye veya yatırma dediğinize dikkat edin burada. Kripto çek. Buradaki BNB'mizi nereye çekeceğiz? MetaMask cüzdanımıza çekeceğiz. Buraya yapıştır dediğimizde pardon en son orayı yapıştırmamışız. Vazgeç diyoruz. Şuradan diyoruz ki burayı kopyalıyor. Direkt adresimiz burası. Burada en çok dikkat edeceğiniz yer burası arkadaşlar. Burası BSC yazacak arkadaşlar. BEP 20 BSC yazmak zorunda. Yoksa gitmez arkadaşlar. İstediğiniz adrese gitmez. Bu yüzden bura otomatik çıktı ama ilk defa yatıracak olanlar da burada diğer adres de çıkar. Siz bunun mutlaka BSC olduğuna dikkat edin. Yoksa paranız ulaşmaz arkadaşlar. Buradan çekimi yaptığınız zaman kısa sürede MetaMask cüzdanınızda BNB'leriniz görünür arkadaşlar. Şimdi nereden nasıl alacağız bu coin'i saat 9 olduğunda arkadaşlar ApeSwap dediğiniz zaman oradaki sitede ApeSwap dediğiniz zaman sizin adresi çıkacak burada. Bir daha tıklayalım gelmedi. Şu Tool App tap ediyor mesela. Siz bunu arkadaşlar şu adres bizim adresimiz. Siz bunu seçtiğiniz zaman bakın BSC Sky'da görünüyor. Şu adres Tapen'in adresi. Siz bunu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. MetaMask'ta en altta jeton ekle kısmı var. Jeton ekle. Özel jeton. Buraya yapıştırdığınız anda altta Tape yazısı çıkıyor. Doğru bir adres olduğunu gösterir. Başka bir yerden adres falan almayın arkadaşlar. Bunu direkt buraya yazarak Tape çıktığından emin olun. Jetonlara ekle diyorsunuz. Jetona eklediniz. Şimdi gelelim o gün pancake buradan alacağız biz işte ApeSwap'tan alacağız ApeSwap. Şimdi I understand diyorsunuz, continue diyorsunuz. Şimdi
Bunu almak istediğimiz biz olduğumuz için yukarıda BNB olacak arkadaşlar. BNB'mizi burada işte şu an yok bende ama göndereceğiz. Şimdi teyip aşağıda çıkacak. Siz burada maksimum dediğinizde işte bende 18 dolar varmış mesela. Siz ne yapacaksınız burada? Alt kısımda tapenin sayısını göreceksiniz ve buradan al dediğiniz anda alacak. Şimdi o gün işlem sırasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yoğunluk olduğunda bu swaplarda hemen böyle alım satım gerçekleşmeyebilir arkadaşlar. Defalarca basarsınız, defalarca almayabilir. Buna çok dikkat edin. O yüzden şuradaki ayarlar önemli. Bir şeyi buradan alamıyorsanız sayıları değiştirmeniz gerekiyor. Burada 0.5'ta şu an işte ben kaymanı kabul ettiğim miktar diye söylüyorsunuz. Buradaki kayma miktarlarını kabul edin. Yani %1 tolerans tanıyorum diyorsunuz. Yani siz 100 liralık bir alışveriş yaptıysanız 1 lirasını kaybetmeye razıyım diyorsunuz. Bu yüzdelikleri 20 dakikada bir yenilemeniz gerekebilir. Yani 20 dakikalık ya da daha uzun bir süre sürekli böyle kalsın diyebilirsiniz. Burada denemeniz gerekebilir. %0,1 ile mesela defalarca deneseniz o anda alamazsınız. 0,5 ile deneseniz alamazsınız. 1 ile deneseniz alamazsınız. Burayı o yüzden sürekli değiştirerek almaya çalışın. Ama en azında tutmaya çalışın. 2'yi de deneyin mesela. Baktığınız almadı 3'te deneyin. O an işlem yoğunluğu nedeniyle burada çok fazla fiyat farkları oluşabildiği anda fiyat farkları oluşacaktır mutlaka. Fiyat farkları oluştuğu anda siz burayı değiştirmezseniz ben mesela 2 buçuk diye virgülle yazmanız gerekiyor. Bir de 2 virgül müydü, nokta mıydı? Şu an mesela işlem buradan yapmıyor ama başka bir tane şey deneyelim buradan. Mesela Alloy deneyelim. Alloy deneyelim. Mesela Alloy deneyelim buradan. Burada ben alacak olsam şimdi burayı 2,3. Şu an hata verdi de. Tekrar tekrar denediğimiz için olabilir. Şuradan bir daha deneyelim. 0,5 diyor. Biz şuraya 2,3 yapalım. 2,3 seçmemişiz. Hemen seçelim. Alloy'u seçtik. Ayarlardan geliyoruz. Buraya 3 yaptı mesela. Biz 4 yapabiliriz. Böylece alımı o ben o kadar zarara razıyım, farka razıyım derseniz %4 gibi bir kaybınız olacak demek. %5 gibi bir kaybınız olacak demek. Ben buna razıyım derseniz alabilirsiniz. Zaten çok hareketli olan yerlerde bunu yapmazsanız alamazsınız. Bilginiz olsun. Kayıpları da göz önünde bulundurmayı unutmayın. Yani siz mesela 12.000 tane alacaksınız ama 500 tanesi belki de o anda ne yapacak? Gidebilir, yok olabilir. Bundan şaşırmayın. Çünkü swaplarda maalesef alım satımlarda normal borsalar gibi değil, istediğiniz sayıda elinize geçmez. Çok fazla komisyon kesildiği durumlar olabilir. Fiyatlar burada mesela hareketlendiği anda mesela şimdi ben BNB ile banana alacak olsam, bananayı alacak olsam mesela buraya banana yazsam, bunu alacak olsam şu an fiyat sabitken çok fazla hareketli değilse bana 0.5'tan belki 0.1'den de satabilir. Ama diğer şeyde satmaz. Burası hareketli olsun, 1.70'ten 1.90'a çıksın, 1.90'dan 1.60'a insin. O zaman satmaz. Burayı sizin mutlaka yüksek bir miktarda yapmanız gerekir ki satsın size. O satışta gerçekleştiğinde siz diyelim ki 100 tane banan alacaksınız ama 70 tane bananayı belki size verecek. Bilginiz olsun, böyle swaplarda bu tarz sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Aynısı likidite token'ı yaparken de geçerli. Yani burada likidite yapacağınız zaman da aynı şey geçerli. Bazen yapmayabiliyor. Yeni bir likidite yaptığınızda örneğin hareketliyse bananın fiyatı, siz BNB ve bananayla birlikte bir likidite yapacaksınız ve farm yapacaksınız. O zaman da yine yapmayabiliyor. O yüzden buradaki ayarlardan yapmadığı zaman oradaki değerleri elle girmeniz, değiştirmeniz sizin için uygun olacak. O an yapmak istersiniz, çok kâr getirecek bir durum görürsünüz. Ani artışlar oluyordur. Almak isteyebilirsiniz. Oradan değerini ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.